Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. Evet. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok sefalar getirdiniz. Çok çok aşırı sefa getirdiniz, aşırı. Öyle böyle değil. Aşırı bir sefa geldi şu anda, bir anda. Şimdi yine mutfaktayım. Şu ışığı yakayım da biraz yüzümü görürsün. Bir saniye. İyi görünmeye başladım burada. Heh, şimdi iyi göründüm. Bakayım. Şu ışığı yaktım, şimdi çok iyi göründüm. Evet. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok çok sefa getirdiniz. Bugün yine bir saat öğleye doğru geliyor. Birazdan böyle perdeyi açtım. Güzel bir stand-up show sizi bekliyor. Onu söyledim. Çok güzel bir stand-up show sizi bekliyor. Aşırı. Bak aşırı diyorum ha. Gardına. Gardına. Aşırı güzel bir stand-up show sizi bekliyor. Yine kendi yaşadığım. Başımdan geçen olayları sizlerle paylaşacağım ve anlatacağım. Eğlenceli sohbet niteliğinde, stand-up şeklinde böyle bir şeyler anlatıyorum. Yani hikaye, eğlence. Ne olursa olsun işte anlatıyorum ya işte. Neticede. Şimdi bu kamerayı açtık ama ne anlatacağız? Neyse. Bir kere açıldı mı anlatılacak. Kamerayı açtık da. Şimdi arkadaşlar. Gelelim konumuza. Arkadaşlar şaka maka hakikaten güzel bir stand-up show sizi bekliyor. Bir giriş olsun. Genelde hep girişlerde böyle bir şeyimi atarım ben. Ne derler? Bu baskıyı atarım. Ben ufak bir baskı var. Pürüz onu atıyorum. Ne olursa olsun yalnız da olsam arkadaşlar sonuçta ufaktan böyle bir heyecan oluyor. İşin aslını söyleyeyim. Ufak bir heyecan oluyor. Ama güzel oluyor da bu. Tatlı bir heyecan. Arkadaşlar sefa getirdiniz. Hoş geldiniz. Çayınızı, kahvenizi, suyunuzu, sütünüzü, gofretinizi, her şeyinizi hazırlayın. Her şeyinizi hazırlayın. Her şeyinizi hazırlayın. Şöyle güzel bir böyle film tadında, böyle film izlermiş gibisine bir şeyler böyle konuşalım ve de anlatalım. Ufak ufak başlayalım. Elimden gelince nacizane, kibar anlatmaya çalışıyorum. Belki bizi izleyen çocuklar da olabilir, büyükler de olabilir. O yüzden hani elimden geldiğince arkadaşlar seviyeyi en alta indiriyorum, en alta. En dibe, en dibe, en dibe, en dibe. En dibe indiriyorum, işin aslı. Şu an en dipte. Mübalağaları çok iyi yaparım ben. Aşırı mübalağa yaparım. Aşırı. Çok fena mübalağa yaparım. Dikkatli olun ve gardınızı alın. Kalemi de buraya koyayım. Şaka yapıyorum. Şuraya koyar ya kalemi. Şuraya kalem koyup gezerler. Ustalar yapalım. Evet. Arkadaşlar bugün tespitlerimi başlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Şimdi arkadaşlar genelde hemen konuya girmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar genelde seyahat ederken falan tamam mı işte genelde otobüslere falan bineriz. Şimdi konudan konuya geçeceğim ama ufak ufak tespitler yaptım ben ama çok güzel. Dikkatli izleyin. Arkadaşlar genelde seyahatlere gideriz işte kimse arabayla gider. Ben arabayla da gidiyorum. Efendim otobüsle gidiyorum, minibüsle de. Otobüsten başlayalım. Mesela otobüse bindiğinizde hiç bu, yani bugün biraz tespitten bahsedeceğim. Tespitlerim, ufak tespitlerim. Mesela hiç mesela şunlara rastladım ben. Otobüsteyim. Bindim. Mesela bindim, bindim, bindim. Mesela akbilimizde yok. Tamam mesela akbilinizde yok. Biniyorsunuz. İşte otobüs açılıyor, biniyorsunuz. Kartınızı basıyorsunuz. Tamam, kartınızı bastınız. Varsa ne sesi geliyor? Dıt dıt. Deyip geçiyorsunuz. Dıt dıt. Ya peki şimdi onun yoksa mesela. Tamam bindiniz. Biniyorsunuz. Bastınız. Dıt. Oradan biri konuşuyor. Yetersiz bakiye. Paslaklı olan var mı? Şoför de bağır bağır. Biraz bağır. Duymazlar. Bağır bağır. Az arkaya bağır.
Fazla akbili olanlar mı? Akbil. Fazla varsa bozuk kara derece. Var mı? Yok mu? Ya... Akbilinde yok da... Yani... Akbilinde yok. Peki niye doldurmadın? Yani işte acele edin falan işte. O zaman... Bak, benim akbilim var, tamam mı? Kaç para var sende? Aa, 1 lira fazla alırım belki. Bazıları yapıyor. Fazla alırım ha. Bak benim akbilim var, bak duvar. Bak duvar, burada akbil var. Bak ben bunu saklıyorum duvar. Hadi ver bakayım. Kaç? 3. Üzerini vermem. Geçelim. Bozuk yok. Geç. Tıt tıt. İyi, ben buradan 25 kuruş kar yaptım. Gideyim. Mesela. En önde ben bunu gördüm mesela. Kim bilir öyle yapıyor işte. Ama. Dua et. Bak dua et, akbilim var. Ya olmasa. Ama tabii içeride de verenler bazen çıkıyor yani. Bazen çıkıyor verenler. Mesela ben... Bana oldu bir defa. Akbiliniz var mı dedi. Ben dedim var akbilim. Verdim. Zorla para vermeye çalışma var mesela, tamam mı işte. Al, yok dedim, almam. Yok dedim ya, sende kalsın. Mesela bu var. Kimisi öyle yapıyor işte, zorla veriyor. Mesela o oldu. Onlar oluyor mesela. İşte biniyor. Biniyor mesela. Basıyor. Tamam mı? Basıyor. Yetersizse... tamam mı? Bir şey yapmıyor, onlar var. Enteresan. Genelde... Ne lan? Saçmış. Genelde arkadaşlar... Hakikaten öyle. Basıyorsunuz yani, tamam işte basıyor. Yetersiz belki oldu mu? İçeride ufak bir tatsızlık çıkıyor. Onu söyleyeyim. Ufak bir tatsızlık. Çünkü ben bir defa bindim. Ben de yetersiz baki vardı. Bir kere oldum. Ulan bastım yok. Tüh dedim, tamam mı? Döndüm. Dedim ki fazla akbili olan var mı? Bak yemin ederim tespitim şu. Bak dedim fazla akbili olan var mı? Tespitim şu. Aynen şudur tespitim. Sanarsınız arkadaşlar, hani bir şey olmuş, büyük bir şey olmuş, herkes sanki kimse yok, fazla akbil olan var mı dedikten sonra otobüste kimse olmadığını anladım ben. Var ama yoklar. Yaşanasını söyledim ben. Var ama yok. Ya insan bir yok der, bir şeye de. Fazla akbil olan var mı? Herkes böyle. Otobüste biri var mı? Bu otobüs boş, ben iniyorum. Lan yok da var da bir şey de, adamın yanına gidiyorsun. Var mı? Önüne kadar gidiyorum. Fazla akbil var mı? Yüzüne girdim böyle, var mı? Böyle, hepsi böyle. Ulan var mı da yok, lan bu kadar. Neyse, bu bir tespitti. Sanki canını istiyorsunuz, öyle bir durum var. Orada böyle bir durum söz konusu. Şaka değil ha bunlar yani, bilenler bilir. Kimisi düşman gözüyle bakıyor. Fazla akbil olan var mı? Böyle bak. Yok! Doldursaydın, biz enayi miyiz? Yok! Her gün ben biniyorum, yok! Mesela, örnek veriyorum. Böyleler var. Biniyorsunuz, herkes sinirli bakıyor. Bir anda herkes böyle bak. Bir anda değişiyor herkes. O yüzden yetersiz baki aman dikkat. Başıma geldi. Ama yani bu bazen oluyor ya. Adam hızlı biniyor, hastası oluyor falan. Bir anda biniyor. Bunlar oluyor yani. Ondan dolayı da elimizden geldiğince birbirimize yardımcı olmamız lazım deyip konuyu atlıyorum. Bak konuyu atladım. Drama geçmiyorum ben. Otobüs dramına girmedim daha. Konuyu atladım. Başka bölümde o. O başka bölümde. Şimdi. Geçen minibüse bindim. Bakın arkadaşlar, şaka yapmıyorum. Bak minibüse bindim. Tamam mı? Minibüs geldi. Dedim gidiyor mu şuraya? Gel dedi. Tamam mı? Gel. Bu kadar bak. Gel. Bindim, geçiyor mu? Gel. Bindim. Tamam mı? Bir anda. O nasıl bir sesse? O
Ulan dinozor mu yedin? Gel! Ciğerden çıkıyor. Neyse bindim. Bindim içeriye. Uzattım falan ama uzatamıyorum. Çünkü yani kırmızı, mavi, içerisi palyon gibi, tamam mı? Böyle ledler dizilmiş, tamam mı? Minibüsün, ah! Minibüsün içine ledler dizilmiş arkadaşlar. Ya şaka yapmıyorum. Yani bendeki uyandırdı ambiyans pavyon. Ulan bakıyorum böyle. Hani böyle bir görüntü yani, demek istedim görüntüsü. Hani böyle süslemiş. Ben de hoşuma gitti daha doğrusu, böyle süslemiş. Minibüsün jenerekten var ya. Yani aklım gitti. Bindim böyle mavi ışıklar, ledler, halı, işte yazılar falan var, tamam mı işte. Arkaya basmam, önüme gelme, zerim, bilmem ne. Babam sağ olsun, çok sevdik, dertlendik. Çok sevdik, dertlendik. İşte baban da geçmişti falan. Tuhaf tuhaf yazılar. İşte biniyorsun, Bismillahirrahmanirrahim, tesbih. Biliyorsun, tesbih. Ondan sonra dertli bir müzik. Dertli bir müzik. Ben bindim. Ya tamam, hoşuma gitti de hani güldüm, içimden güldüm. Bindim, böyle gidiyoruz. Tamam mı? Bak, masmavi bu ışık. Dışarıdan büyük bir ihtimalle bizi gören VIP minibüs tanır. Özel bir araba herhalde, çünkü minibüse benzemiyor ama minibüs. Öyle yani, o kadar mavi, kırmızı, tamam mı? Disko topu var bir tane, böyle disko topu var, tamam mı? Böyle parlak. Disko topu dönüyor böyle, tamam mı? Devamlı dönüyor. İçeriye renk katıyor. Yani bir de var ya şey, Tiesto açsa içeride uçacaksa o derece yani, ama değil. Değil. Neyse. Bunlar benim kendi tespitim. Belki karşılaşmışsın sen hani minibüste böyle. Tamam mı hani? Dertli bir müzik. El şöyle. Tak tak. Genelde hep 2'dir bak. 3 değil 2. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tak tak. Gel in ver. Neresi? Neresi? Geçer geçmez. 2 harftir. Genelde 2 harftir. Vites 2 harfli atar. Tamam mı? Vites 2 harfli atar. 2 cümle kurulur. Neresi geçer geçmez gel in. Neresi geçer geçmez gel in. Tak tak. Mesela. Ben seviyorum çünkü hani. Hakikaten hoşuma gidiyor yani o şey. O tür yani hani davranışlar falan benim hoşuma gidiyor. Hoşuma gitti işte, anlatıyorum. Eğlenceli diyor bu arada arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Neyse. Biniyorsun tabii ki. Mesela hiç bunlara şahit oldunuz mesela. Minibüs geliyor. Öteki minibüs koruna basıyor. Dı 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 dı. Tamam mı işte? Koruna basıyor. Tamam mı? Koruna basıyor. Oo Ahmet! Ne haber lan? İyidir. Dı 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 dı. Mesela basıp gidiyor, tamam mı? Konulaşıyorlar. Mesela şu var. Kulaklık var, tamam mı? Neredesin? Evet. Çık çık. Evet. Evet, Cengiz mi? Cengiz benden 5 dakika önce gitti. Anan! Sıkı tutun. Cengiz geçiyor beni. Bunlar var. İlerliyorsun. Başka bir tane birimiz geliyor. Ali! Şu 100 lirayı boz lan, para yok. Boz boz, hadi boz. Trafik kapanmış 2 kişi. Trafik yok, tamam biniyor. Boz boz, hadi boz, hadi. Tamam, bekle. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Tak. Basıp gidiyorum sana. Örnek veriyorum. Bu benim şeyime de gelmişti. Yolun ortasında böyle bir anda minibüsler durup birbiriyle konuşurlar. Yani mesela giderken bir anda dururlar, tamam böyle. Ben anlayana kadar mesela kafam yanmıştı. İki minibüs duruyor, konuşuyor. Ne yapıyorsun? İyidir. Senden ne haber? İyi, ne olsun ya işte. He. Benim gözlük nerede? Sanarsın yolu boş. E5 kapanmış, kilitlenmiş. Bunlar dertleşiyor. Neyse. Geçiyoruz. Yine tespitlerimize geçeceğiz. Tespitlerimize. Enteresan tespitler var arkadaşlar. Yine enteresan tespitlerim var. Ama bunlar hep şaka değil. Yani benim görmüş olduğum şeyler. Şaka değil yani. Mesela şey. Komik ama mesela ben şey. Komiğime gidiyor benim. Mesela. Hiç şu oldum mesela. Hani. Mesela soğuklarda genelde. Su içtiğiniz zaman, özellikle bu kış aylarında arkadaşlar, yani tuvaletiniz gelir ve tutarsınız hani. Ya da böyle
yetişmeye çalışırsınız, tamam mı, hani bir yere hiç tuttuğunuz oluyor mu? Konuşmak boktan bir konu ama yani ne yapalım, ben bir anlatacağım girdik daha. Mesela arkadaşlar, çiş tutmak denen bir şey var. Tutuyorsunuz çünkü onu. Bunlar tespitlerim benim. Yaşadınız mı bilmiyorum. Mesela eve gelirken koşarak gelmek, tamam mı mesela? Otobüsten koşarak inmek mesela. Hep koşarak. Mesela marketten geliyor koşarak. Kapıyı aç, kapıyı! Ne oldu? Aç kapıyı, aç! Konuşma, aç! Altıma edeceğim, aç! Hiç oldu bilmiyorum bu. O anki o yüz ifadeleri benim komime gittiği için anlatıyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Zil çalıyor. Açıyorsunuz. İçeriden bir ses. Aç. Çık. Geberiyorum. Ne oldu? İptal. Üniversite yıllarında benim öyleydi. Ulan marketten geliyoruz. Kapı kırılacaktı biliyor musun? Aç, altına eriyorum, aç. Aç. Açıyorum. Gidiyor hemen. Esrafil geliyor. Vallahi dünya varmış. Vallahi dünya varmış. Yok. Dünya varmış yani. Ben yok biliyordum. Dünya varmış. Var. Dünya varmış. O enteresan bir şey arkadaşlar. Tutma denen bir şey var. Bakın. Şu hareket bakın. Mesela efsane bir harekettir şu. Bak titreme hareketi. Yine titreme bir hareketle karşı karşıyayız. Tut. Geldiği zaman. Mesela geliyor ya. Geldiği zaman. Geldi soğuk aylarında. Günde 5-6 kere vurur insana. Mesela soğuklarda, ben de öyle. Muhtemelen size biliyorum. Soğuklarda arkadaşlar daha fazla. Tuvalete gidersiniz, bu gerçek. Yani soğuktan dolayı, ilkten şöyle, tamam mı mesela? Biriyle mesela tespitim bu. Çok konuşmaya başlıyorsa, kesin gelmiştir. Şöyle, özellikle şu hareket. Valla. Niye ki? Gittin mi okula? Ya bir şey söyleyeceğim. Tuvaletin falan mı geldi? Bu hareketler ne böyle? Hani şey falan mı var? Yok. Yok, anlat. Ne zaman? Ya ben dedim ya sana, oğlum varsa git gel hemen, 5 dakika bekledim seni. Yok. Bir şeyim yok benim, yok. Sen anlat. De, 2 dakika sonra ben geliyorum abi, nereye? Tuvalete gidip geliyorum. Mesela benim başıma çok geliyordu, arkadaşlarımdan kaynaklanan. Adamlar tutuyordu ya, lan git! Lan hadi bu neyse. Bir tane daha tespitim var, ikinci tespitim şu. Tuvalet tutmak. Hayda. Lan akıl hastalığıyla beraber üniversite yaşadığım için arkadaşlar, akıl hastalığı da oluyor evin için. Tuvalet tutma alışkanlığı olan arkadaşlarla bir evde yaşayınca bunları anlatmak durumunda kalıyorum. Gerçekler vardır ya, yani insan. Tespit bunlar. Şimdi bu arkadaşımda da böyle bir böyle bir şey vardı arkadaşımda. Çok çenesine vururdu mesela. Tuvaleti var, tamam mı? Büyük diyelim. Genelde öyleydi. Bu konuşuyor, tamam mı? Konuşuyor. Ama yine sallanmaya başlıyor. Tamam mı? Konuşuyor. Hastalık mı ne bu bilmiyorum. Normal bir insan yapmaz bunu. Konuşuyor böyle, tamam mı? Bunlar gerçek, şaka değil. Konuşuyor böyle ama çok konuşuyor. Yani hem titriyor hem konuşuyor. Çenesine vuruyormuş. Benim tespitim o. Mesela onda çenesine vuruyordu. Çok konuştuğu zaman çenesine vuruyor. Tutuyor ya onu. Baskılıyor. Ağza vuruyor. Mesela artık eklenen hep dinliyordum aptal gibi. Anlat. Ulan. Sabahın köründe bir konuşuyor 2 saat ama nasıl? Anlat. Yeter. Ben bir tuvalete gideyim. Adam 2 saat anlatıyor, ben bir tuvalete gideyim diyor. Gidiyor. Ondan sonra anladım ki bu tutuyor. Ondan sonra şöyle bir tespit yaptım. Bunun çenesine vuruyor. Bakın dikkat edin. Eğer sabah, bilmiyorum ben en tespitim bu kendi nacizane. Adamın sabah kahvaltıdan sonra çok konuşuyorsa, aşırı konuşuyorsa üzerine tuvalete gidiyor. Bak, %99,9 diyorum. Benim tespitim bu. Abi gidiyor. Artık ben şöyle diyorum. Konuşuyor ya. Git hadi git. Daha konuşmaya başlamadan tam konuşacak. Ya şöyle, git hadi tuvaletini yap, hadi git.
Git tuvaletini yap, bizim başımız şişme diyordu. 2 saat konuşma. Üniversitedeki şeylerin, yılların yani bunlar. Tam konuşuyor, git diyordum, git. Git, git başımdan. Yani. Onlar da benim tespitim. Gizli tespitlerim bunlar. Gizli tespit 2. Mesela tespit 1. Koşarak gelme, tutma. Dur yetişeceğim, dur. Bir dakika. Sancı var, konuşamıyorum, beni konuşturma. Beni konuşturma bak falan. O öyle, öteki küçük öyle, büyük ise daha kötü. Daha kötü. Tutmak nedir ya, beyin özürlüğü. Git! Ne yapıyorsan yap. Ama bunlar tespit. Yani ben artık gülemez oldum ya, o kadar çok güldüm ki. Yani insan tutuyor böyle, tamam mı, böyle kasılmış, anlatıyor, hiç konuşmayan birisi. Aşırı konuşmaya başlıyor. Artık hani böyle bir yıl, iki yıl, üç yıl falan olunca artık insana şrank ediyor, biliyor musun? Şrank ediyor. Artık bana vurma bile şrank etti. Yani şrank. Şrank'ın anlamı şudur. Dank etti yani, kafama dank etti. Ulan bu niye konuşuyor? Bu konuşmayan birisi sessiz, sakin. Efendi bir çocuk bu, tamam. Neden sabah kahvaltısından sonra aşırı konuşuyor? Aşırı derecede konuşuyor ve tutuyor. Belki de psikiyatrik bir durumu var, bilemiyoruz. Onu da öyle oluyorduk, alışmıştık. Ondan sonra tecrübe edindim ben. Mesela böyle durumlarda, tamam mı, diyelim tanımadığım bir insan. Aşırı konuşuyorsa farklı gözle bakmaya başladım ben. Çok konuşuyorsa bir düşünüyorum. Ve tutuyor da genel. Şaka yapıyorum, onu düşünmedim de tutuyor. Bu şekilde. Mesela tespitim bunlar. Bunlar ulan var ya, ne tespitler var be. Daha anlatacağım, daha dur, stand up devam ediyor. Daha dur. Daha ne konularına gideceğiz, Örnek veriyorum. Şeye gülüyorum ben. Bu... Şimdi... Mesela... Kalabalık evlerde genelde oluyor. Ya da biz öğrenciyken de oluyordu böyle işte. Gerizekalı gibi fal bakalım, tamam mı? Hani böyle kahve içip... sallamasyon. Lan kahve içtik. Ben genelde Nescafe içiyordum da onlar aralarında şey yapıyordu. Ya yemin ederim... Sallıyorlar, sallamasyonu en iyi yapana plaket veriyoruz biz aramızda. Sallamasyon yapardık böyle içerlerde ve mal gibi dinlerdik böyle. Yo. Genelde bu. Bayanlara daha çok fazla oluyor. İşte hanımefendilere daha fazla oluyor. Genelde vardı. Tabi esprisi neden diyorum hani bu. Esprisinde hani aralarında şey yaparlar ya böyle. Kahve içiyorlar. Anlatsalar anlatıyor. Yanımdan böyle alıp. Ben bu arada inanmıyorum. Arıyorlar. Bak. Şurada iki tane boynuz var. Sen aldatılacaksın. Seni aldatıyor şu anda bak. Boynuzu görüyor musun? Bak. Boynuz var. Boynuz kulağa geçmiş. Bak şurada da bir tane kalp var büyük. Bak. Büyük bir kalp var. Kalbin içi delik yalnız. Kalbin içi delik. Yani kalbin içi boş. Bu da bu anlama geliyor. Seni sevmiyor. Tamam mı? Vallahi bunlar hani ben görüyordum böyle yaşıyorduk. Kızlar erkekler falan kafelerde falan. Hani aralarında espri olarak. İşte neymiş? Bir dağ varmış. Dağın ardında bir tane geyik varmış. Geyiğin alt tane başı varmış, tamam, böyle sallamasyon. Hiç alakası olmayan işte bir kalp varmış. Kalp. Ama hakikaten de şöyle bir şey var. Ya nasıl sallıyorlarsa mesela, yani o hani gösteriyor, tamam mı? İfadeleri gösteriyor. Biraz da benziyor ya. Diyor ki 3 tane insan gördüm, birinin boyu uzun, tamam mı? Ulan bir bakıyorsun. Hakikaten 3 tane insan var, elle gidiyor, tamam mı? Öyle canlandırıyor. O da benim komime gidiyordu çok ya. Öyle aralarında işte, tamam mı? Yok işte yıkaman lazım, bilmem, değiş şeyler. Ama ben inanmıyorum, öyle söyleyeyim. Böyle şeylere. Neler var ya, ulan. Yok şu ay gördüm, bilmem ne olacak. Yakında bir harf gördüm. Baş harfi E. Kesinlikle karşında E harfinde biri çıkacak bak, kesinlikle E harfinde. Şöyle özellikle bu ay içerisinde falan böyle şeyler de oluyor, olmuyor değil. Bu fal bakma öyle yani, tespitin
sallamasyon, kafeye oturuyor böyle, tamam mı? Üniversite ortamında bu arkadaşlar. Bakıyor, bir anda kalkıp gidiyor falan, değişik. Ben bunları gördüm yani, genelde kızlar falan aralarında yaparken. Eskiden tabii ki bundan aklıma geldi bu benim. 6-7-8 yıl evvel falan böyle şeyler, üniversitelerde işte şey yapıyorlardı böyle aralarında. Komik olsun diye. Aklıma geldi. O harflere falan ben hep gülerdim. Yani ne alakası var? Biri sallıyor, öteki de inanıyorlar. Aa öyle mi? Ay ağlayanlar var ya. Diyor ki bak, bak, bak diyor, bak. Bak, eğer bu diyor bak, bu böyleyse. Biri sallıyor da dinliyor. Bak, eğer bu böyleyse yazık. Yazık, yazık. Çok kötü. Bu buna işaret. Öyle mi? Öyle mi? Ağlayanlar var. İki saat ağlıyor. Ben biri bana denk gelmiş de ben dedim niye ağlıyorsun dedim ya saçmalama dedim biliyor musun? Bunların hepsi dedim yalan, inanma. Ondan sonra öyle mi dedi bana, kendine geldi. Neyse, geçiyoruz. Konuyla geçiyoruz. Stand-up'ta. Su içsen mi ya? Neyse. Ağzım uzaklara kurdu ya, bir su, bir şey için. Su içeyim ya, musluktan bir su içeyim ben. Normalde şuradan su içeceğim de bir saat şey olmasın diye çeşmeden içeceğim suyu. Az bir şey ya. Çeşme suyu içiyorum ilk kez. Bakalım nasıl deneme yapıyoruz. Harika potasyum. Potasyumu buradan alıyorum işte. Arkadaşlar yine saç kesimiyle alakalı bir konu anlatacağım size. Değişik. Şimdi saç kesimi. Yine tespitlerim, anlatamadığım tespitlerim var. Ara ara böyle aklıma geliyor, anlatıyorum böyle. Başka hikayelerim var mı işte, tespitlerim var mı diye. Mesela saç kesimine berberdeyiz. Çok değişik kesimler var. Mesela ben arkadaşlarımla da konuşuyorum böyle bu konuları. Çok böyle üst seviyede konuşuyoruz işte. Böyle aramızda hekimler var efendim. Şaka yapıyoruz, öyle bir şey yok. Konuşmuyoruz da neyse. Bir yakın arkadaşım var. Onunla beraber böyle bizim berber hastalığımız var. İşte tamam mı? Onda. Onda var, bende de. Hele o tam aradığını bulamıyor. Şaka yapmıyorum çocuk. 30 yıldan beri aradığı şeyi bulamıyor yani. Hani berber. Aha haklı. Adam haklı. Arkadaşım haklı. Çünkü adam 2 ayda bir değişiyor. Tanıyamıyorum ben. Her seferinde farklı geliyor, tamam mı? Değişik. Sonunda kendi berber olacak. Neyse ben berber oldum çünkü. Kendim berber oldum. Konuşuyoruz. Mesela tespitlerimi anlatıyorum. Yeni tespitlerim var mesela. Bir yere gittim. Bunları ben söylememiştim. Mesela adama diyorsun ki mesela tamam mı? İşte saçlarımı diyorsun kırıklarını al. İşte mesela kimisi makasla alıyor kırıkları. Kimisi farklı alıyor da mesela ben şunu şahit oldum. Kırıklarını alacağım dedi. Tarağı çıkarttı. Tamam mı? Tarağı çıkarttı. Şaka yapmıyorum. Tarağı çıkarttı. Çıkarttı jileti. Aynen böyle bak. Jilet diyor. Şaka değil. Böyle bildiğin jilet diyor. Jilet diyor böyle, tamam mı? Dedim ki abi bu dedim hani herkes yapıyor dedi. Yapmaz mı? Bu dedi benim şeyim. Ne diyorsun? Dedim makasla olmuyor. Dedi ki makasla uzatma dedi ya. Bu daha iyi dedi. Geçiştirdi öyle. Tamam dedim ben de. Mesela bu böyle. Jilet de var. Jilet de yapıyorlar. Bilmiyorum. Yapılıyor mu yapılmıyor mu ben tam bilmiyorum da. Mesela benim saçımı böyle tarakla jiletle aldı. Şaka değil he. Ankara'da. Mesela başka bir berbere gittim. Şaka yapmıyorum. Şey yaktı böyle bir tane. Çubuk yaktı. Ateş yaktı. Tamam böyle Survivor gibi. Hani Eren'den Survivor'da böyle ateş alıp gitti ya. Onun gibi. Yaptı. Oturdum. Tarağı aldı, düzeltti, ateş yakarak şey yaptı, kısalttı. Yeni formülmüş, dedim abi saçları yakıyorsun. Her taraf kop dedi ki bir şey olmaz. Olmaz dedi, bir şey olmaz dedi. Böyle diyor bak, devam. Bunlar gerçek yani, saçı yakarak da şey oluyormuş yani hani böyle düzeltilebiliyormuş, kırıklar gidiyormuş dedi bana. Ben ilk defa duydum onu, o da aklıma geldi. Tespit olarak, mesela tespit gördüm, anlatıyorum tespitlerimi. Ulan o ne öyle ya? Bilmiyorum hiç olan var mı? Adam tarakla
saç yakarak, tamam buraları yakıyorsun. Bak şunu biliyorum bak, kulak yakma var. Kulak yakarsın. Efendim buraları belki yakarsın, tamam mı? Hani şöyle yakabilirsin belki, hani kıllar buradaki ve buradaki kıllar arkadaşlar gitsin diye yakılabilir. Tamam mı? Ama saç ne ya? Vallahi gülmek güldüm ama biraz böyle koktu. Yandı yani böyle etraf. Dedi ki bir şey olmaz dedi ya. Olmaz. Dedim bir şey olmasın. Bak dedim bu saç tutuşursa dedim biliyor musun? Kötü olur. Olmaz. Ben de ehliyim dedim bu işin. 3 aylık bebeğim dedim. Öyle bir saç mesela, saçlara karşı da öyle bir şey var. Zaafımız var yani. Saçı da öyle yaptı. Ama enteresan yani, hani harbiden istediğiniz saç modelini istiyorsanız çok samimi olmayın. Eğer içeri gidip gülmeye başlarsanız eyvah. Mesela sen diyorsun ki mesela, sen burayı tamam mı uzun bırak diyorsun ya, eğer samimiysen bırakmıyor. Mesela şöyle öyle genelde. O onun eli kaçıyor ya, tamam mı? Mesela eli kaçıyor. Yani yan, sen diyorsun ki yanlara al. Bak yanlara al. Yanlar 3. Bu odaya dokunma. Bak iyi bakın. Söylemde güzel her şey. Tamam. Tamam diye. Tamam. Otur bakalım sen, otur bakalım. Otur bakalım. Otur. Tamam mı diyor. Ondan sonra makası ya şey makineyi alıyor, sonra eli kaçıyor ya. Hemen onu tutacaksın. Ben sana onu tamir eder. Eğer tutmazsan az ucuna alayım diyor. Az alayım diyor. Az alayım diyor. Dur az dokunuyorum diyor. Az dokunuyorum diyor. Dokunuyorum diyor. Bakmışsın 3 numara olmuşsun. Sonra diyoruz ki aa bu ne? Cık, güzel oldu, yakıştı. Süper süper, böyle daha iyi. Ya abi ne yaptın saçımı ya? Böyle daha iyi. Lan dinle koçum beni ya. Koçum biz de genç olduk. Koçum dinle bizi. Dinle bizi ya. Ya mis gibi oldun işte ya. Biraz aldım ucundan, biraz aldım. Abi 10 santim aldım. Ya olsun olsun, iyi iyi böyle iyi. Ama ne? Sakın demeyin. Abi sana bırakıyorum falan dersiniz var ya, aman aman. O da aklıma geldi. Çünkü hepsi değildi yani, çok güzel, çok iyi, kaliteli berberler de var. Onu es geçiyorum. Benim sadece tespit ya, başıma geçenleri anlatıyorum ben. Başımdan bunlar geçti benim mesela. Tespitlerimi anlatıyorum. Yoksa iyi berberler de var. Abici bana denk geldi. Ya oturuyorsun, bir almaya başlıyor. Ya az al az. Az al diyorsun, az. O aynaya bakarak kendi iç ruhunu aynaya yansıtıyor ve orada kendine bir şey yansıtıyor kendince. Diyor ki gül gibi oldu diyor. Yani bilmiyorum, böyle bir tespit. Belki tek benim başıma geldi, bilmiyorum. Öylesine anlattım. Yani bazısı da mesela, niye öyle biliyor musunuz? Bazısı da şu yüzden böyle. Şimdi normalde 3-5 dakika sürecek ya. 3-5 dakika sürecek, tamam mı? Şimdi ilgilenmedi olmasın diye o 3-5 dakikayı makasla 25 dakika yapıyor. Az daha, az daha, az daha, az daha. Bak çok ilgilendim. Bak 10 numara oldu. Hadi bakalım. Ya tamam bir çok kesme de 5 dakikada bitsin. Bu da mantıklı yani. Bu da mantıklı. Böyle. Bu da benim başımdan geçti işte. Ya enteresan. Geçen de bir rüya gördüm. Bari ondan anlatayım da bilsin. Konuyla alakasız. Bu sohbet niteliğinde oldu da bu biraz stand-up. Neyse, rüyadayım. Bakın, bir mağaraya giriyorum. Mağara. Beyaz bir adam önümde beni aşağı çekiyor. Aşağı çekiyor beni. Dedim dur daha gencim. İn dedi kara toprağa. Benim daha gencim. Şaka yapmıyorum. Daha dedim gencim. İlerliyorum. Mağarada, acaba film eksinde falan kaldı diye düşündüm de. İlerledim mağarada. Ulan yere vatan sancına falan gittim. Acaba oraya eksinde mi kaldım? Belki olabilir. İşte ateş yakıyorum. Ateş yanmıyor rüyamda, tamam mı? Ateş yanmıyor. Yarasalar falan var böyle. Ondan sonra rüya tabii. İlerliyorum. Bakın yemin ederim ki dinozor yuvası buluyorum ve 500 tane falan dinozor arkadaşlar, tamam mı? Beni takip ediyor. Takip ediyor. Seveceğim. Sevemiyorum ama korkmuyorum da. Bir anlamı yok rüyanın, bilmiyorum. Dinozoru sevmek istiyorum. Elim çok büyük yalnız rüyada. Elim 10 metre. Tamam mı? Seveceğim, sevemiyorum. Dinozorlarla konuşuyorum işte. Sonra beni takip ediyor. Ben kaçıyorum. Bir uçurumdan aşağı düşüyorum. Öyle bir yani uçurumdan aşağı kendimi atıyorum.
öyle bitiyor. Ya böyle rüya mı olur ya? Dinozor, minozor. Enteresan. Genelde de mesela rüyalarda da hep aniden düşme vardır. Hep düşersiniz aynı yerden. O oluyor başınıza bilmiyorum geldi mi de. Benim rüyalarımda zaten doğru düzgünde çok enteresan rüyalar görüyorum ben. Çok enteresan. Çok anlatamam burada. Bu kameralar karşısında rüyamı anlatmam. Asla. 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 Neyse. Hep aynı çatıya çıkıyorum. Aynı çattan aşağı düşüyorum. Acaba diyorum zamanında ben counter falan oldum ondan mı? Counter çok yaptım. 1.5 Call of Duty, Half-Life. Yani Call of Duty değil de Half-Life da böyle çıkıyor ya böcek. Böyle şey vardı Half-Life'da. Böyle zıplama şeyi vardı Half-Life'da. Hani zıplarsız böyle vurursunuz ya böyle Half-Life'da da korkardım ben. Bir anda çıkarlar ya daha korkmuştu Half-Life. İşte ama Counter ya. Counter'da çatıya çıkıyorduk, oradan aşağı düşüyorduk, vuruyorduk falan. Herhalde onunla alakalı, Counter. Herhalde oradan alakalı geldi bana. yani ben ona bağlıyorum. Adam çattan niye düşüyor sürekli ya? Aynı çattan düşüyorsun. Böyle fantastik rüyalarım da var yani benim. Aynı çattan düşüyorsun, düşerken korkmuyorsun. Düşüyorsun, uyanıyorsun. Rüyada uyanıyorum. Lan diyorum bir şeyim yokmuş. Allah Allah. Falan bir kendi kendime tamam mı? Tuhaf tuhaf şeyler. Yeşillik yerler var mesela. Bunlar şu an aklıma geliyor. Yeşillik yerlerde sağda koşuyorum. Yeşillik bir yere koşuyorsunuz. Büyük bir ihtimal bunlar filmlerin ikisi. Bilinçaltımın herhalde şeyi benim. Ama çok güzel bir konu sohbeti de yapacağım. Ciddi ama. Hani böyle stand-up şeklinde değil de. Onu da yapmayı düşünüyorum. Benim bugün stand-up'ım bunlarla alakalıydı. Sohbet niteliğinde oldu. Ama anekdotlar onlar. Hakikaten değişik anekdotları var yani. Durum tespitleri var. O ne öyle ya? Berbere gidiyorum. Oturuyorsun. Atıyor tamam mı? Sen daha dur, sen daha dur. Sen daha dur. Var bunlar. Dediğim gibi hepsi değil. Benim de başıma geçen bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Böyle naizane, kibar, elimden geldiğince düzgün videolar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Amacım stand-up show yapmak. Bir hayalin peşinde koşuyorum. Öyle söyleyeyim. Koşuyorum bir hayalin peşinde. Ve tek başıma böyle yapıyorum onları da işte. Anlatıyorum bu şekilde. Düzgün. Kibar. O neyse. Neyse. Bu şekilde işten samimi bir şekilde anlatıyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur yani. İşte boş vakitlerinizde ya da hoşunuza giden pozitif şeyler anlatarak geçirmeye çalışıyorum. Ve bilgi şeridi geldi de. Böyle pozitif konuları anlatmaya çalışıyorum. Pozitif. Bunları daha atmadım. Umarım belki atınca belki kimse izlemeyecek. Belki de insanlar beğenmeyecek bilmiyorum. Belki de beğenirler. Belki de beğenmez bilmiyorum ama kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Kendi kendime. Ama kolay değil. Ya şu an kolay. Yani şu an anlatıyorsunuz da. Şimdi kamera açık ya böyle insan değişik oluyor yani. Ona tam anlamıyla net alışamadım ama alışmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Benden bugünlük bu kadar. Naçizane bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım bir nebze böyle size böyle iyi bir şey, pozitif bir şey katmışımdır diye düşünüyorum. Öteki gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere kendinize seviniz. Hoşça kalın. Nay 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 nay